Selamünaleyküm arkadaşlar. İstanbul Boğazı'ndan, Tarabya vilayet evlerinden herkese sevgiler, selamlar olsun. Bakın videonun başında şeyi söylüyorum. Bakın karşıda vilayet evleri teras kafe. Burası Tarabya mevki arkadaşlar. Herkes soruyor. Aslında videoların içerisinde bunu söylüyorum. Ama demek ki videolar tam olarak izlenmiyor. Arkadaşlar şimdi sizlere takımı nasıl açıyorum, nasıl kuruyorum, İstanbul Boğazı'nda kurşun arkası avına nasıl hazırlanıyorum onu anlatmaya çalışacağım. Ben hazırlığımı yaparken siz de eğer henüz kanala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve video içeriği hoşunuza giderse beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kamışımız şöyle, soranlar oluyor arkadaşlar, bu kamış Simbos 900 Black Edition. Decathlon mağazalarının kamışı, şöyle gösterelim. 4.35 boyunda, 430 gram ağırlığında, 100-250 gram aksiyona sahip hibrit uçlu bir kamış. Normalde bunu test etmek için, yani kendi adıma arkadaşlar, yani yanlış anlaşılmasın, ücretini ödedim, aldım ve ilk defa bir hibrit uçlu kamışı Boğaz'da kullanıyorum arkadaşlar. Hibritteki olay da şöyle gösterelim. Şuraya kadar tubular gelen uç kısımlar arkadaşlar hibride dönüşüyor. Oldukça ince bir uç. 250 gram atarlı. 200 grama kadar atmak nasip oldu. Herhangi bir sıkıntısını görmedik. Şimdi parçaları birleştirirken şöyle belli bir geçme noktaları var arkadaşlar. Bakın şurada şu kadar bir boşluk var. Yani epoksiye kadar oturmuyor. Onu kamışınıza göre ayarlarsınız. Her kamışta farklıdır. Ama genelde biraz boşluk vardır. Burada olduğu gibi. Evet. Şimdi bunu buraya koyduk. Sıra geldi makinamız arkadaşlar. Bu makine de normalde İstanbul Boğazı'nda tercih edilecek bir devir oranına sahip değil. Ben defalarca video çektim, söyledim. İstanbul Boğazı'nda arkadaşlar düşük devirli makineler daha iyi iş yapar. Çünkü daha torkludur. Bu makine arkadaşlar Shimano Twin Power 6000XG. Yani en yüksek devirli makinesi arkadaşlar. X-Gear olarak geçiyor. Normalde Boğaz'da tercih edilen arkadaşlar PG veya maksimum HG'dir. Dediğim gibi bunu referans almayın. Ben bu sene palamut avcılığı için özel olarak bir kombin yaptım. Deniyorum ve nasip olursa daha sonra da bu makineyi yapabilsek şorjik avlarında kullanmak istiyorum. Evet, öndeki bizim şok ipimiz arkadaşlar. Şöyle yeşil olan. Nasılsın abi? Çok şükür abi. Şimdi arkadaşlar kalamanızı biraz gevşetin. Yani ipinizi birden boşlamayın. Yoksa rüzgar alır götürür. Ben kalamadan açıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Azar azar. Evet. Şimdi geçen bir video paylaşmıştım arkadaşlar kalama ile ilgili. Burada mevzu olay balığın büyüklüğü değil arkadaşlar. Biz kendi imkanlarımız dahilinde avlayabileceğimiz en büyük balıkları avlıyoruz ve balığın kaçmasını hiçbirimiz istemeyiz. Aynı zamanda ekipmanımıza zarar gelsin de istemeyiz arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar bu yaptığım uygulamayı yapabilirler. Yapmak istemeyen de kendi yapıp kendi uygulamalarını yapıp arkadaşlar sonucunu görebilir. Şimdi burada birçok model kurşun var. Mesela bunlar arkadaşlar benim kendi dökmüş olduğum kendine aparatlı modeller. Bir de aynı zamanda şu şekilde bir ipli modelim var arkadaşlar. Birazdan bunu da sizlere göstereceğim. Kanalımda bunların yapılışının hepsinin videoları mevcut arkadaşlar. Bakın ipi geçirdik. Sonra bir tur daha geçiriyoruz arkadaşlar. Buradan çift kat yapıyoruz. Pardon, tersten olmuş. Bakın şöyle geçirdik. Tekrar bir kat daha geçirdik arkadaşlar. Şöyle. Bakın bir çember yapıyorum şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Burası ne kadar etli olursa düğümünüz o kadar iyi olur arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Umarım görünüyordur. Şöyle gösterelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii buradaki çapa alacağız. Fakat çok dipten almayın. Biraz pay verin. Ağır kurşun çalışıyoruz. Ne olur ne olmaz. Düğüm kayabilir. Evet. Şeyimiz bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar 0.23 kalınlığında bir şok ipi.
Bakın 0.23 kalınlığında bir şok ipidir. Üzerinde de şu an 175 gram kurşun çalışacağım. Şu görmüş olduğunuz T-fır döndüğünün ucuna da en az bir kamış boyu olacak şekilde misine bağlayacağım arkadaşlar. Palamut avlarında 0.35-0.40 tercih ediniz. Eğer yeni yeni avlanıyorsanız balığınızı kaçırmanızı, düşürmenizi istemem. Şimdi şöyle bakın yukarıya kadar saracağım. Tabii şeye değmeden, evet orada bıraktık. Ben bu avda arkadaşlar 0.35 kullanacağım. Geçen avda 0.30 kullanmıştım. 30 da yeterli ama işimizi bir parça sağlama alalım. Yani 30 yeterli dediğim şu arkadaşlar, iyi bir markada. İyi bir markada. Bildiğiniz, güvendiğiniz iyi bir misinada 0.30 yeterli gelebilir ama bu sefer işimizi garantiye alalım arkadaşlar. Bir tane polarından alacağım sana. Eyvallah abi. Alacağım bunu gidelim. Eyvallah abi. Tamam abi. Evet arkadaşlar, buraya düğümümüzü attık. Misina cebimizde. Kamışa da dikkat ederekten şöyle Serkan abinin üstünden aşırdım. En az bir kamış boyu arkadaşlar, bakın en az bir kamış boyu. Ama ben bir 20 santim daha uzun bırakacağım. Lüferde çok daha uzun bırakıyorum. Ama palamutta çok uzun bırakmayın. Zaten şeyi atamıyoruz arkadaşlar. Balığı dışarı atamıyoruz. Beden ne kadar uzun olursa o kadar avcı olur. Ama ne kadar uzun olursa o kadar dışarıya atmakta sorun yaşarsınız. Şimdi şurada kendi sineplerimden arkadaşlar, tabi biz misnayı uçurmuşuz, sağlam palamut için etli bir lüferde bir numara ama palamutta iki numara. Tabi abi şöyle vereyim ben. İki numara arkadaşlar, kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Bakın şöyle en az 5-6 tur geçiriyorum. Sonra bu delikten geçirdikten sonra bakın tekrardan alt kısımdan alıp şu şekilde düğümü muhakkak ıslatın arkadaşlar. Islatın ve dibe oturana kadar elinizle götürmeye çalışın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bunu çift katla yapabilirsiniz. Şu parçayı da aldık arkadaşlar. Sinepimiz burada hazır durumda. Eğer kaşık kullanacaksınız arkadaşlar, bu şekilde şey yerine, klips yerine fır döndülü olanları tercih etmenizde fayda var. Şimdi geçen hafta çok çok güzel sonuçlar aldığım, son 15 gündür çok güzel skorlar elde ettiğimiz arkadaşlar ve palamut için özel koleksiyon yaptığım Usami No 80 FR, çok soran oluyordu arkadaşlar. Ben renk kodlarını yazmıştım 022 597 diye. O tarz kodlar renk kodları arkadaşlar. Şimdi evet, benim en son avda gerçekten çok ciddi fark yaratan maket balığı çıkarttım. Şimdi arkadaşlar her maket balık çalışıyor. Çalıştırabilirsiniz. Yani illa böyle çok pahalı maketlere yönelmeyin. Bütçeniz dahilinde arkadaşlar. Eğer çok sürekli takım kopartmıyorsanız elbette kaliteli maketle avlanmanızı öneririm. Er ya da geç muhakkak farkını göreceksiniz. Ama sürekli takım kopartıyorsanız arkadaşlar, ekonomik ürünler ile başlamanızı tavsiye ediyorum. Kanalımda zaten palamut avcılığında kullanılacak maket balık tavsiyeleri diye bir videomuz var. Şöyle maket balıkta palamut için arayacağınız başlıca özellik arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz gaga yapısı.
ne kadar ince gagalı olursa o kadar arkadaşlar böyle dar alanda kısa paslaşmalar yapar. Geniş gagalılar genelde zigzag çizer arkadaşlar sağa sola, ama bu şekilde dar gagalılar olduğu yerde böyle ayna vererek gelirler. Takım bu şekilde hazırlanıyor. Bakın bir takım boyu bu şekilde hazır. Şimdi artık bundan sonrası benim nasibime kalmış. Olay bu şekilde. Siz de balığın çıkıp çıkmadığına böyle aldırış etmeden canınız olta atmak istiyorsa muhakkak sahile inin. Biz mesela balığın çıkmadığını biliyorduk ve ona göre yine de geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birçok arkadaşımız oturuyor, sohbet ediyor. Biz nasibimizi arayacağız. Eğer olur da balık da yakalarsak inşallah bunu da sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerden ricam, kanalıma abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayınız. İğneniz keskin, tuttuğunuz boy boy lüfer olsun. Yani 400 gram da kalmıştı galiba. 430 gram da o. İkisi 900 gram işte ipiyle beraber. Meraktan soruyoruz. Yok abi yok. Sadece şeyi oraya alıyoruz. Kalaba vermiyor. Kalaba vermiyor. Böyle indiriyor. O zaman atacağım mı, kıyıdan alalım? Atmam ya herhalde. Tamam, o zaman kıyıdan gelsin, kıyıdan alalım. Kameranın ışığı yanıp sönüyor mu? Yanıyor. Tamam. Kırmızı ışık yanıyor. Tamam. Tamam, yeter şuradan alalım. Hiç şey. Aldı. İki bütün çaldı işte. Sabahtan beri. Yok, bakalım. Ay, yaptı, tamam. Oo. Dur. Dur. Geçsene. Dur. Atıyor musun? Dur. Ay be. Evet. Açıkta. İşte böyle. Güzel. Bu videoyu da taçlandırmış olduk arkadaşlar. Bakın çalışan kazanıyor. Burada. Her şey gayet şeffaf ve nettir umarım. Eyvallah abicim, sağ olasın.